İbrahim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldı. İbrahim'in iş toplantısı uzadı, onu bekliyorum. Merhaba, suç benle, bağışlayın. Yürekten kutlarım, nice yıllara. Hep böyle sürsün evliliğin. Amin. Darısı sizlerin başına. Hediyenize çok teşekkürler. Sizlere layık değil derler ama bir taraftan da kasılırlar. Çok zevkliymişsin, sen de kasıl. Seni merak eden bir arkadaşım var. Öğreniminle ilgili bazı şeyler soracak. Az sonra dönerim İbrahim. Şanslı adamsın. Uzatma, evlen bu kızla. Tabii, bizim niyetimiz de evlenmek ama... Ama babasının sabrı tükenebilir bir gün. Yusuf Bey'i benim kadar tanımazsın. Sacit Bey, telefon. Hemen geliyorum. Tabii, tabii. Alo, ben Sacit, buyurun. Sacit Bey, kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim. İbrahim Bey. İbrahim Erkal geldiler mi acaba? Oradalar mı? Evet, az önce Cansel'le geldiler. Kim arıyor, kimsiniz? Hastaneden arıyorum. İbrahim Bey'in babası çok ağır. Yoğun bakımdan bu gece çıkarılacak. Bunu oğluna bildirmemi istedim. Teşekkür ederim. Ben iletirim İbrahim Bey'e. İyi günler. Size de efendim. İbrahim de, Cansel de, babası olacak Yusuf da neye uğradıklarını şaşıracaklar. Deprem olacak. İbrahim Yusuf Bey'in korumasında. Yusuf Bey kime kol kanat germişse ona kimse dokunamaz, öyle mi? Bugün bu yasağı, bu duvarı yıkacağız. İbrahim geberecek. Yusuf denen sırtlanın gücü, kudreti, 15 yıldır herkeslere saçtığı korku bitecek. Nerede olduğu belli İbrahim. Nasıl ve saat kaçta gebereceği de sizin bileceğiniz bir şey. Aylardır beklediğim müjdeyi ben vereceğim İlyas Bey'e. Hadi rast gelsin. Aylardır bekledim bugün. Bana söyleyecek hiç mi sözün yok? Ben de Cansel gibi düşünüyorum. En iyisi bir butik açmak, öyle değil mi? Şu bir şeyler söyle lütfen. Bana hiçbir şey sorma. Bir daha karşıma çıkma. Cansel Hanım'a eve gittiğimi söyle. Gitme ne olur. İbrahim, ne olur ölme, ne olur ölme. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem.
canısı, canısı, canısı. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, alnımın yazısı. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, alnımın yazısı. Ekersin, sürersin. Paran varsa gübrelersin. Biçersin, ekin alır satarsın. Bir tarlanın, bir ineğin gelirinden ne olur? Aldığın parayla biraz doyar, biraz borç ödersin. Sonra hadi babam yeniden. Ah, tohumlarsın, sürersin, hasadı beklersin. Bunca yılın geçmiş, ömrün bitmiş. Hepsi hepsi şu tarlayla, şu ev. Sinir öfke yaramaz, hastalığı azdırır diyorlar. Bildiğini okuyorsun. Babam, babam, yat böyle. Yat da ilacını koşturayım. Selman'a kalksın artık, ayıptır. Selman, Selman, kalk artık. Selman! Selman! Hacer! Buyur İbrahim. Uyanmadı mı ha? Uyanmadı mı daha? Kalk dedim sana. Nerede Selman? Nereye gitti? Uyandım yoktu. Ne zaman gitmiş bilmiyorum. Yine o Seyta Küpey'ine kulluk etmeye gitmiştir. Namussuz, imansız herif. Yok, gitmez. Yakındadır, gelir şimdi. Gelmez. Yemin tutmaz. Adam olmaz sinsi yılan. Bıktım. Laf anlamaz, para verisi pislik. Pişman edeceğim. Dünyayı dar edeceğim. Ya leşi gelecek bir gün ya da ben öldüreceğim. Duydun mu, öldüreceğim. Geciktin Selman. Uyuyakalmışım ağam. Kusura bakma. Neyse, geç otur bakalım. Sağ ol. İçin rahat olsun Cemal arkadaş. Selman buraları avucunun içi gibi bilir. Senin iş tamam sayılır. Cemal arkadaşın başı dertte Selman. Necdet Ağa'nın emaneti bize. Sağ salim sınırı geçmesi lazım. Meraklanma ağam. Emrim başım üzeredir. Bana bak Selman. Necdet Ağa bugüne kadar bir dediğimi iki etmedi. Bir aksilik olursa affetmem bilesin. O nasıl söz ağam? Satılmışla konuştum. Karşı tarafta bekliyor. Hadi davranın o zaman. Sağ ol ağam. Necdet ağam bu iyiliğin altında kalmaz. Bilirim Cemal arkadaş. Bizler kötü gün dostuyuz. Satılmışa sor bakalım Selman. Beklediğimiz mallar ne zaman gelecek? Peki ağam. Tez elden haber getiririm sana. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ ol. Etme eylem ağam. Ne diyorsun anlamadım. Selman aklına girme.
Bu karanlık işlere salma. Çoluk çocuğunu aç. Acıyabilir seni. Destursuz nasıl girersin buraya? Hem bu iftirada ne demek? Sen manmış, karanlık kişilermiş. Ne demek bunlar ha? Sınırdan adam kaçırmak, vatan hainlerine yardım etmek. Altın işi demek, kara para demek. Haddini bil İbrahim. Bela alma başına. Hadi. Kaç iyi yürekli, kaç yoksulu, kaç Selman'ı yaktın bugüne kadar. Yetmedi mi? Susturun şu hayvanı! Yaptığın namussuzluktur, suçtur, günahtır. Selman'ı unut. Bir daha söylemem. Bir gün elime düşeceksin elbet. Hesaplaşacağız elbet. Hadi, hadi! Suyu da açtık mı tamam demektir. O zaman ver elini sınır. Hadi ağam yürü. Ama gittikçe derinleşiyor. Ben yüzme korkma bilmem ki. Korkma ağam. Göğsüne bile gelmez. Yalnız sessiz ol. Sessiz ol ki devreye duymasın suyun ışırtısını. Hadi. Hadi. Kaldınız. Ancak geldik. Her şey yolunda mı? Bu taraf temiz, gönder. Seyit Ağa, malları soruyor. Ne zaman hazırmış diyor. Çarşambaya tamamdır. Aynı saatte. Hadi acele edin. Nehrin burası boyunu geçmez. Hadi çabuk fırla. Yolun açık olsun. Ver. Çabuk çabuk. Ver elini. İbrahim, misafirim var yavrum. Bir tatsızlık mı var? Evet. Nedir, ne oldu? Dün gece gelip istediler beni. Az önce gene geldiler. Süleyman abi, ben birazdan gelirim. Olur yavrum. Kaç ay önce de gelmişlerdi. Uludere'nin yarısı onlarınmış. Genç, varlıklı biri. Baban evet mi dedi? Verdi mi nihayet? Bir ev, bir tarla, birkaç büyükbaş hayvan demişler. Razı olmuş, ne yapsın? Kaçır beni, hemen bu gece. Kurtulayım, kavuşalım. Nereye kaçırayım? Hangi parayla? Gene mi aynı hikaye? Gene mi yoksulluk lafları? Yetmedi mi baba evinde süründü? Uyan Zeliha. Masallardaki gibi değil hayat. Aç çıplak yaşanmıyor. Git kurtar kendini. Benim tek istediğim sensin. Her çileye razıyım. Yaşım geçmekte İbrahim. Senin Hacer'le biriz biz. Onun iki çocuğu var. Bizim de çocuklarımız olursa daha beter sefillik. Düşman kesiliriz birbirimize. Yazıktır. Sana da kendim kadar acıyor. Beni sevmedin sen. Seven ölür, öldürür de bırakma. İbrahim! Çağır koşayım. Sana yazıklar olsun.
yapacaksın İbrahim? Bak nasıl arayacaksın beni. Tamamdır baba, kabulümdür. Kim olursa olsun, lanet olsun. Geçti mi sınırı? Gözlerinde gördün değil mi Selman? Tabii ağam. Tereyağından kıl çeker gibi başardı kişi. Ben nehrin bu tarafından postaladım, satılmış oradan karşıladı. Hiçbir aksilik olmadı anlayacağın. Aferin Selman, iyi iş başardın. Necdet Ağa'ya hemen haber vereyim. Ha bu arada satılmış yeni parti mal için ne dedi? Çarşambaya hazır olacakmış ama... Aması ne? Bu sefer ben gitmesem ağam. Ne demek ulan ben gitmesem? Sana avuç dolusu para ödüyorum. O ana karşı mı geliyorsun? Yok ağam. Onu demek istemedim. Yalnız... Onu bunu anlamam. Çarşambaya bu iş bitecek Selman. Emrin olur ağam. Bu saate kalmazdı Selman. İyisin değil mi baba? Sabahtan bu yana sancım biraz kesilse daha iyi olacağım. Merak etmeye başladım Selman'ı. İbrahim de gecikti nedense. Şeytana uydum. Ama bir daha olmayacak. Bu son seferdi İbrahim. Bir gün vururlar ölürsün. Kahpe bir gavur kurşununa kurban gidersin. Yakalanıp yıllarca yatar çürürsün. Karını, çocuklarını düşün Selman. Artık vazgeç. Bu kaç etti? Bir daha söylemem, duydun mu? Pekala. Bu son İbrahim. Bir daha olmayacak. Bir daha olursa affetmem Selman, bilesin. Hadi düşünün, eve gidiyoruz. Alo buyurun. Buyuramam. Çünkü az önce müthiş bir yemek yedim. Orta şekerli kahven var mı? Ömer. Ömer nasılsın? İyi mi bu? Sen nasılsın? Biliyorsun. Burada değişen bir şey yok. Haberler sende. Bana göre bir durum ayarlayacaktın. Aylar geçti Ömer. Her an kovalıyorum. Eczacı deposundan toptan ilaç siparişine çıkmıştım. Az önce plakçılara da uğradım. Henüz iyi bir haberim yok. Ama olacak. Ne zaman olacak? Ben çürüp gittikten sonra mı? Atla gel diyorum, kıpırdamıyorsun. Burada olman işleri daha kolaylaştırır. Çekineceğin bir şey yok. Benim evde kalırsın, ekmeğimizi de bölüşürüz. Tamam mı? Sağ ol ama kolay değil. Kaç kişinin yükü benim sırtımda. 5 kuruşta birikmişim yok. Senin o güzel sesini mutlaka paraya çevirmemiz gerek. Gel bir dene. Kaybedersen dönersin. Kasabamız bir yere kaçmıyor. Doğru düz konuşmalıyız bu işi. Eczaneye geciktim. Gene arayacağım. Sana biraz deniz, bir iki vapur düdüğü... bir de martı gönderiyorum. Hadi hoşça kal. Kazık kadar hayvan olmuş, hala evlenememiş. Bir de bana hikaye okuyor çocukların düşündüğü Allah'ın davarı. Haksız mı? Sen gelene kadar soluğumuzu alamadık korkudan. Abin gibi tarlaymış, gecekonduymuş sürünecek değilim ben. Vagonla para kazanacağım, vagonla. Seni, çocukları alıp gideceğim o zaman. Herkeslere hükmedeceğim. Sultanlar gibi yaşayacaksın. Çıkıp kurtulacağız bu mezradan. İstemem o parayı, lanet olsun. Hem kazanacağın ne malum? Ya ölürsen? Jandarmaların eline düşersen? İbrahim'in planı çalma. Ezbere konuşma onun gibi. O korkak, yüreksiz. Ben her şeye hazırlıklı, dayanıklıyım.
Zengin olacağım ben. O eczane uşağı Ömer'le konuşup İstanbul diye diye şuralarda tarlada geberip gidecek. İbrahim da yüreklidir, yiğittir. Ama namus belası bulaşmıyor karanlık işlere. Yediremiyor onuruna. Ayrıca belası da çok bir iş. Biz alışmamışız. Alışmamışsınız öyle mi? Alışma da göreyim. Bir daha vurayım deme, benim de bir sabrım var. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi. Hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Araya hasretlik girdi. Hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Sancıyor mu gene? Hiç kesilmedi bugün. Seni şehre götürüp hastaneye yatırmalı. İyice bir tedavi gerek. Ama lanet, paramız olmuyor bir türlü. Olmuyor. Benim bir şikayetim yoktur. Benim var babam. Senin sancın benim olsun. Tövbe de. Ben yaşamışım. Sen yaşayacaksın. Asıl ben sana üzülmekteyim. Neden? Zeliha uçmuş diye duydum. Uçmadı. Kanadını kırdılar, düştü. Aklını toplayıp İstanbul'a saldırmazsan daha çok Zelihalar uçup gidecek. Acelede yüreğim kanıyor. Bu Selmanite adam olmayacak. Dert aldık başımıza. Biraz görme, biraz duyma. Git buralardan. Ömer'in yanına, İstanbul'a git. Bırak beni, bırak Hacer'i, Selman'ı. Canını kurtarma zamanıdır. Durma! Günaydın. Günaydın Zeynep, nasılsın? Bilmem, pek farkında değilim. Senin kadar güzel bir kız nasıl böyle olurdu? Krem, saç boyası, abi de diş fırçası istiyorum. Pek erkencisin bugün. Bir iş konuşmasına yetişmem lazım. Nihayet çalışacağım galiba. Hayırlısı. Sağ ol, hesabıma yazıver. Tokyo eczanesi, buyurun. Bana az şifalı, çok paralı bir iş var mı? Oo, selam İbrahim. Hoşça kal. Güle güle, bana haber vermeyi unutma. Hı hı. Evet, bu kadar erken aramanın bir sebebi olmalı. Geliyor musun? Sana bir mektup postaladım şimdi. Sen de bana uzunca ve açıkça yaz. Ne yaparım oralarda? Eğer sesimden beklediğimiz bomba patlaması, ne iş yaparım? Nasıl yaşarım? Buraya devamlı 3-5 kuruş göndermem gerek. Unutma. Bu demektir ki gelmek için yavaş yavaş ısınıyorsun İbocuğum. Derhal ve ayrıntılı bir araştırma yapacağım. Ben öyle uzun boylu yazamam. Telefonla ara beni. Paran yoksa ödemeli ara. İnanmayacaksın ama özledim oraları. Soranlara selam.
yakın vilayetlerin hepsinde televizyon yayınları var, radyolar var. Onlara gidip şarkı türkü okusan... Ne olur ki okusan? Elbet birileri duyar, çağırırlar seni. Bu işler böyle ufaktan başlar. Hiç olmazsa vilayetteki pavyonlardan, sazlardan birinde şarkı söyler, para kazanırsın. Bu dediğim 5-10 kuruşa sarhoş mezesi olmaktır. Hiçbir parlak geleceği de yoktur. Kaybolur gider insan. Bak hele! Vilayetlerdeki küçük istasyonlar, radyolar da aynı. Benim aradığım adamların hiçbiri seyretmez, dinlemez bunları. Ya ne olacak? Bu işlerin en merkezine, İstanbul'a gideceksin. Ve de adam gibi iş yapıp... ...adam gibi insanların karşısına çıkacaksın. Bu dediğin sana 3-5 numara bol gelir ha. O hiç belli olmaz. Benim asıl derdim babamla, Hacer ve çocuklar. Hepsini vebali bırak. Neden? Selman yetmiyor mu? Selman hayretmez artık. Aklını parayla bozmuş. Bugünü var Selman'ın, yarını yok. Selam Abdo Bey, hoş gelmişsin. Bitti demek, geçmiş olsun. Bitti. Mapusluk da bitiyor bazı bazı. İstemesen de kavuşuyoruz. Buyur, bahçeli kahvede bir çay içelim. Burası yeridir. Yeri değildir, bir gören olur. Abdo değil mi şu? Bilmem, tanımam Abdo'yu. O, evet o. Yanındaki de Davut denen domuz pisliği. Bana bir hizmetim vardı. Malı götürüp teslim ettim. O sırada ben ihbar yedim, yakalandım. 3 yıl, 5 ay oldu bugün. Doğrudur. Parayı aldım ama... ...sen mapus tamına düşünce... ...mecburen yedim o parayı. Şimdi ödemek zamanıdır. Borcum borç. Velakin yok param. Öyleyse bizim için çalışacaksın bundan böyle. Borcum bitene kadar. Ödeşiriz. Tövbeliyim artık. Karım, çocuklarım... ...kapandı o defter. Seyde çalıştığını söylediler. Tüh, lanet, yalan. İftira hepsi. Sen bu işlerde iyilerden sayılırsın. Lazımsın bana. Yapamam. İbrahim peşimde zaten. Ürküyorum açıkçası. Peki. Borcun için senetler yapar verirsin. Ben vilayete dönüyorum. Ben geleceğim ay başında. Senetleri ben alacağım. Olur. Olur. Hay hay. Tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. İçinden ayrılmayacaksın Selman. Yalan söylediyse ceza ağır olacak. Tamam Abdo ağam. Abdo ile konuştuğunu İbrahim'e söyleme. Olur, söylemem. Söyle çabuk. İyi bir haberin var mı? Evet, mektubunu aldım, okudum. Önemli bir plakçıyla da konuştum. Şimdiye kadar kaç kişi star yapmış. Seni de dinlemek istiyor. İl merkezine inerim yarın. Kaset doldurur gönderirim. Oralarda stüdyolar buraya göre ilkeldir. Ses kayıtları kötü yapılır. Öyle bir kaseti niçin dinlesin adam? Sen de geleceksin. Burada süper bir stüdyoda dinleteceksin kendini. Anladım. Haklısın. Bir daha telefonla arama İbo. Bir an önce gelmeye çalış. Hadi bekliyorum. Aylardır karar veremedi. Başında koca bir aile. Borcumu vermeye geldim. 3 milyon. Artık borcum yok, tamam mı? İşe başladın galiba. Dün başladım, evet. Nasıl bir iş, memnun musun? Aman, iş buldum diye ille de memnun mu olmam gerek? Afiyet olsun. Hoş geldin. Buyur İbrahim, al kaşığı. Ayranla kuru soğana hiç dayanamam. Buyur dayı. Yok, istemem yeğenim. Sen devam et, ben başıma dikerim ayranı. Ben doymuşum. Sağ ol baba. Selman gene mi yok? Kasabaya gönderdim az önce. Keserle baltayı biletecek. Sap yaptıracak.
Hayrola Selman? Söyle bakalım nedir? İbrahim'den sonra bir de Abdo çıktı ortaya. Onun hesabına çalışmamı istedi. Senin hizmetinde olduğumu biliyor. İnkar ettim, yemin ettim. İyi ettin. Ne İbo'nun ne Abdo'nun hükmü geçmez sana. Sağ ol. Yakında ikisini de süreceğim buradan. Sen de yarım kalmış işi bitireceksin. Satılmışla ne zaman buluşuyoruz? Yarın sabah ağam. Şafak'la yola çıkacağım. İyi, dönüşte de paranı alırsın. Sağ ol ağam, ömür çok olsun. Sağ ol, sağ ol. Öldüreceğiz Selman'ı. Baba Selman gitti mi? Yok, görmedim. İbrahim, İbrahim uyan kalk. Durduramadım Selman'ı, az önce gitti. Yine Seyit Ağa'nın işine gitti, gitti lanet olası. Uzun belası. Olmaz öyle şey. Kalk, düş peşine. Yolları senden iyi bilen yoktur. Evet. Selman gebersin, umurum olmaz. Ama Hacerimle masum çocuklarına yazık, günah. Yetim kalmasın o çocuklar. Sonra çok yanarız. Medet sendedir, durma. Yaklaşması zaman ister. Bekleyeceğiz. Tüfek menziline girdin mi basacağız tetiğe. Ormandan bir çıksın hele. Az kaldı. 15-20 metre sonra ateşleyeceğiz. Hazırlan. Arkamızda şahit bırakacak değiliz ya. İbrahim de ölecek. Çıldırma Selman! Dön dedim! Yetti! Burada da bela olma! Öldürürüm seni! Karını düşün, çocuklarını düşün. Selman! Bir kahpe kurşun getirirse sonunu ne yaparlar onlar? Yeter artık! Bıktım bu masallardan! Thank you.
Hadi, hadi bir adım daha. Ben senin gibi sürünerek ömrümü bu pislikte tüketmeyeceğim. Gelme üstüme. Tamam işte. İşim bitti köpek. Selman! Tamamdır. Az kaldı postu deldiriyorduk. Kimdi acaba? Kim olacak? Ya karşı taraf ya bizimkiler. Ölümün eşiğinden döndük Selman. Sana hep bunu anlatmaya çalıştım. Sayende kurtuldum. Sağ ol. Hadi gidelim. Yalancı köpek. Ölümü hak etmişti. Yalan söylemişti. Tövbe ettim demişti. Ama hala o Seyit itine çalışıyor. O İbrahim bir çıktı ortaya, bütün hesaplarımıza bomba koydu. Şimdi ne olacak? Konuşacağız onunla bir kez daha. Ya emir dinleyecek ya da eli ayağı kesilecek. Kendi bilir. Meraktan ölmüşlerdir. Sen git, ben seni yolda bulurum. Yo, oraya da beraber gideceğiz. İstersen ben gidip her şeyi anlatayım. Yo, benim konuşmam icap eder. Benden kes umudun diyeceğim. Hadi bekliyorum. Gidemem, gidemem, seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm, ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem, seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm, ben sensiz edemem. Canısı, canısı, canısı. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, alnımın yazısı. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam.